Merhabalar. Önceki konularla ilgili sorusu olan var mı? Bugün bir kitabın 4. ünite 2. bölümünden devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan itibaren olan konular final konuları. Tamam. İlk konumuz projection, iz düşümü demek. Genel olarak bir noktanın bir subspace iz düşümünden bahsedeceğiz. Ama ilk önce line'dan başlayacağız. Notları piyasaya yüklemedim. Yükleyeyim. Tamam, notları piyasaya yükledim arkadaşlar. Evet, konumuz iz düşümü. İz düşümü bir subspace üzerine oluyor. Ama ilk önce bir boyutlu subspace, yani bir doğru üzerine iz düşümünden bahsedeceğim. Sonra genelleyeceğiz bu konuyu. Evet, bir doğru bir boyutlu bir subspace. Dolayısıyla bir vektör ifade edilebilir. Doğrumuzun adı L olsun. Bildiğiniz gibi her doğru subspace değil. Subspace olması için ne olması lazımdı? Orijinden geçmesi lazımdı. Onun için orijinden geçiyor olsun. Doğru. Doğru orijinden geçiyorsa eğer bir vektörde ifade edilebilir. Çünkü orijinden geçen bir vektör olunca orijinden geçen vektörün katını alırsak, yani şu cümleyi aslında başa koysam daha iyiydi. Orijinden geçen bir vektörün herhangi bir katını alınca sürekli aynı line üzerine hareket ederiz. Dolayısıyla bir subspace olur. Projection demek, mesela şuradaki şekilde var. L doğrusu var. Burada da B noktası var. B noktasının neye projection demek? Yani iz düşümü. Yani L doğrusu üzerindeki B'ye en yakın noktayı bulmak demek. Bu şekilde B'nin iz düşümü P. Yani L üzerindeki B'ye en yakın nokta. Ona P dedik. Şu önemli.
Bu nokta ne olması lazım? B'den doğruya doğru bir dik indirdiğimizde, daha doğrusu B'den o noktaya doğru bir çizgi çizdiğimizde o dik olması lazım. En yakın nokta diktir. Yani P izdüşümü B'den P'ye bir çizgi indiriyoruz. Ona B eksi P doğrusu diyelim. O zaman pardon vektörü diyelim. B eksi P vektörü L'ye diktir. Çünkü en yakın nokta çizginin dediğimizde çizginin dik olduğu noktadır. Bunları biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni mi görüyorsunuz izdüşümünü? Tamam. Bu derste bilmeniz gereken tek kısım, özetle, B'nin izdüşümü o subspace yani line üzerinde bir noktayı bulacağız. Bu da en yakın nokta olacak. Burada BP çizgisini çizersek bu çizgi L'ye diktir. Çünkü dik olmasaydı her zaman dik olacak şekilde yakınlaştırarak hipotenüs çünkü dikten daha uzundur. Dolayısıyla hipotenüs yani dik açı olmasaydı en kısa olamazdı. En yakın olamazdı. Ondan dolayı. Yani şöyle göstereyim. Farz edelim ki en yakın nokta şu nokta. Şu nokta. En yakın nokta demek şu çizgi en kısa demek. Ama şunu biliyoruz biz. Dik olanı bulursak hipotenüs her zaman dik olandan kısa olacağı için şu çizgi yani BP çizgisi şu çizgiden daha kısadır. Dolayısıyla L üzerine çizebilecek en kısa nokta dik açıyla giden mesafeden elde edilen uzunluktur. Ondan dolayı çok önemli değil bu. Önemli olan şu. Özetle. P'yi bulmaya çalışıyoruz. B eksi P L'ye dik. Onu biliyoruz. Bir de şu var. L A vektörüyle ifade edilebilir. Niye? Çünkü A vektörünün herhangi bir katını alınca L üzerine gezebiliyoruz. O zaman L kısacası A'nın yönündeki bir vektörle ifade edilebilir. Kat sayısı önemli değil. O zaman P nedir? A'nın bir katıdır. Yani aslında P noktasını bulmak demek L'yi ifade eden A'yı bulduk. Buradaki A ne? L'nin basis vektörü. Ama dimension 1 olduğu için bir tane vektör var. P'yi bulmak demek P'nin A'nın kaç katı olduğunu bulmak demek. A'yı biliyoruz zaten. L'yi bildiğimiz için L'yi ifade eden A'yı bulabiliriz. Problem artık A'nın kaç katı olduğunu bulmak oldu P'nin. B eksi P L'ye dikti. O zaman B eksi P A'ya da diktir. Dolayısıyla problemi A L'nin L'yi A ile ifade ettik. P A'nın katı dedik. Yani P eşittir AX. X'i bulacağız sadece. B eksi P L'ye. Dolayısıyla A'ya dik. Dik ne demekti? Dot product 0 demekti. A ile B eksi P'nin dot product'ı 0. B eksi P'deki P ne? X A. Onun yerine yazıyoruz. P yerine X A yazıyoruz. Sonra dağıtıyoruz. A transpoz B eksi A transpoz X A oluyor. Ama X kadar. Onun için dışarı çıkabilir.
X A transpoz A oluyor. Sağ tarafa atıp sağ tarafa atarsak A transpoz B eşittir X A transpoz A oluyor. Bildiğiniz gibi burada iki terim var. İkisi de dot product. Dot product skalerdir. Dolayısıyla A transpoz A'yı iki tarafı bölebilirim. Oradan şu çıkıyor. Demek ki X A transpoz B bölü A transpoz A. Bitti. Yani kısacası B noktasının A'nın tanımladığı L'ye olan izdüşümünü bulmak istiyorsak A transpoz B bölü A transpoz A ile X'i buluyorum. Sonra bu A vektörü katsayısı oluyor. X çarpı A vektörü de bana P noktasının konumunu veriyor. İki vektöründen dot product demek. Bunu biliyor olmanız lazım arkadaşlar. Mesela ne diyeyim? C transpoz D demek. Pardon, C dot D demek. C transpoz D demektir. Veya D transpoz C demektir. Niye? C ile D iki vektör. Dot product demek eleman wise çarpacağız, toplayacağız. Onun yerine birini transpozunu alsak direkt çarpma yapsak zaten aynı şeyi fark edersiniz. Şununla şunu çarpıp toplayacağız, şununla şunu çarpıp toplayacağız. Dolayısıyla A transpoz B eksi B demek A dot B eksi B demek. Şimdi çok rahatlıkla bulduk. Sadece biraz analiz edeceğiz. Şimdi P X A dedim. X bir skalar. Dolayısıyla vektörü sağdan da çarpabilirim. X A yerine A X yazabilirim. A X yazdım. A'yı sola aldım. Ne oldu? A A transpoz B oldu. Sonra A'yı pay'a taşıdım. Şunu elde ettim. Şimdi şu B'yi paydan aşağı indiriyor. A A transpoz bir A transpoz A oldu. Farkındaysanız şuranın hepsi A ile ilgili bir şey. Bu ne demek? Yani bizim line'ımız yani subspace'imizin tanımladığı bir şey. A A transpoz renk 1 matrisi. A transpoz A biliyorsunuz dot product. İşte buna bir projection matrisi diyebiliriz. Bu matrisin özelliği ne? Bu matris L'ye yapılan projection işlemini ifade ediyor. Bir vektörün projection'ı bulmak için P çarpı B yapmamız yeterli. Yani B vektörünün A'nın tanımladığı subspace'e projection'ı demek projection matrisiyle çarpımı demek. Bu da başka bir tanım. Ama aslında XA da yapsanız PB de yapsanız aynı şey. Şimdi iz düşümünü anladık. Yani şöyle düşünelim. Mesela line'ımız böyle. Nasıl çizelim? A'mız böyle. B de şu. B'nin izdüşümü nedir? Dikse tam A'nın üstünde orijindir.
Dolayısıyla ne oldu? İkisi dikken B'nin izdüşümü 0 oldu. Baktığımızda zaten formül A transpoz A bölü A transpoz A çarpı A. A transpoz B A transpoz B zaten 0 olur dikse. Dolayısıyla 0 çıkar. Yani beklenen sonuç çıkar. Bir de şöyle düşünelim. B A'ya eşit olsun. Line üzerindeyiz. B A'ya eşit. İzdüşümü zaten kendisi olur. İzdüşümün yansıması diye düşünebilirsiniz. Yani örneğin burada B'nin izdüşümü şurası oluyor. Yani izdüşümü demek geometrik olarak ne demiştim? Oradaki o doğru üzerindeki en yakın noktadır. Aslında izdüşümünü bulduğumuzda B'nin bu doğru boyunca yatan komponentini buluyoruz. Fizikten biliyorsunuz. B'yi ikiye ayırabiliriz. B1, B2. B'nin izdüşümünü buldum. P. B2 ise B-P'dir. Ve özelliği şudur efendim. Bu ikisi birbirine diktir. Ve P, L boyunca yatandır. B'den B1'i çıkartırsam o da burası dışında kalan kısmı olur. Tamam. Dediğim gibi hani fiziksel kısmı çok aşırı detaylar önemli değil. Özetle şunu öğrendik. Projection'ı bulmak için x'i buluyoruz. A'yla çarpıyoruz. P'nin tanımını bilmenize gerek yok dolayısıyla. X'i bulup A'yla çarpmanız yeterli olduğu için. Ama P'yi analiz etmeyi bilmemiz lazım. Sonuçta bir matris. Şimdi buraya dönecek olursak. BA ise formül A transpoz BA oluyor. A transpoz A bölü A transpoz A'dan A çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi bir matrisin vektörün kendisine projection'ın kendisi çıkıyor. Bu da beklenen bir şey. Bir de bunu P ile yapalım. Yani A'nın A'ya projection için A ile P'yi çarpacağız. O da A transpoz bölü A transpoz A çarpı A olacak. A yukarı atarsak şu kısımlar gidecek. A kalacak. Bu da doğru. Şu ana kadar yani bu konuda şu önemli arkadaşlar. Şu x'i formülü ezberleyeceksiniz. P eşittir x'a yapıp bulacaksınız. Çünkü hikayenin sonunda x geldi. X'in formülü geldi. Bir de şöyle P gibi projection matrisi gibi bir matris verirsem şimdi yapacağım analizleri yapabiliyor olmanız lazım. Çünkü şimdi yapacağım analizler bildiğiniz matris işlemi. Bir esprisi yok. Ezberlemeniz gerekmiyor ama analiz sorarsam yapabiliyor olmanız lazım. Şöyle düşünelim. B var. B'nin iki kere projection'ını aldım. İlk projection'ını alınca B çıktı. Sonra B'nin projection'ını tekrar aldık. B'nin özelliği ne? B'nin projection olduğu için L üzerinde. Yani A ile aynı yönde. Dolayısıyla tüm komponentleri zaten yani vektörün tamamı L'nin içerisinde.
Dolayısıyla derinin içerisinde olan komponenti kendine eşit olmalı. Kısacası iz düşümü kendisi olmalı. Dolayısıyla biz PV'nin V'ye eşit olmasını bekleriz. Yani PV'nin yani P çarpı B'nin şimdi V PB demek onu bir daha P'ye çarpıyoruz. V eşit olmasını bekliyoruz. Yani PB ve P kare B ve o zaman ne demektir? P kare P'ye eşit demektir. Gerçekten de bakalım P kare B'ye eşit, P'ye eşit mi? Yani iz düşümünü bir kere almayla 10 kere almanın farkı olmaması lazım. Onun için de P kare ile P üzeri 10 ile P'nin eşit olması lazım. P kareyi alıyoruz. Çarpıyoruz. Şurası A transpozlar, burası da A transpozlar. Bunlar skalerler. Çok rahat çarpımın dışına çıkabilirler. Sonra da sadeleşirler. Geriye ne kaldı? A transpoz bölü A transpoz A kaldı. P. Yani gerçekten de P kare P'ye eşitmiş. Şöyle bir kural var. Projection ilgili. Şimdi bu konularla ilgili sorulan soru örneğine gidelim. O da şu. B'nin A yönündeki dayanağı projection nedir? Soru bu. Ne yapacağız? P eşittir x'a. A transpoz B bölü A transpoz A'yı bulacağız. A transpoz B çok rahat 5 ediyor. A transpoz A 9 ediyor. 1 kere 1, 1. 2 daha 3. 2 daha 5. Veya 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 2'nin karesi 9. Bunu A ile çarpınca projeksiyonu buluyoruz. Bir diğer yapabileceğimiz şey P matrisini bulup B ile çarpmaktı. Gördüğünüz gibi aynı şeyler çıkıyor. Şimdi P matrisi işi zorlaştırıyor farkındaysanız. Ama güzel yanı şu. Bu örnekte gözükmüyor aslında. Bir boyutlu subspace'te. Diyelim 10 tane noktanın projection'ını bulmak istiyorsunuz. Her seferinde şu işlemleri yapmıyorsunuz. Bir tane P hesaplayıp bir tane P'yi o zaten aynı yansıtıyor. Her noktayla çarptığımızda her noktanın ayrı ayrı projection'ı buluyoruz. Yani birden çok noktanın projection'ı bulacaksak P matrisi, projection matrisi yoldan gitmek daha iyi. Tabii bu dediğim bir boyutlu subspace'te gözükmüyor. Birden çok boyutlu subspace'lerde bariz olan bir şey. Şimdi bakalım gerçekten de B eksi P A'ya dik mi? B'den P'yi çıkartıyorum. Çıkan sonuç şuradaki A'ya bakarsak gerçekten de çıkan sonuç dik A'ya. Ama burada şu daha çok önemli. B'nin A'ya projection'ı. Yani B'nin A line içinde kalan komponentı. B'nin line yönünde olan komponentını B'den çıkartırsam A'ya dik olan kısmını bulurum. Bir başka deyişle independent kısmını bulurum. Şurayla şuna bakarsanız eğer pardon. P nerede? Doğru yaptık mı? Evet. Şurası P. Şurası B eksi P.
Farkındaysanız bunlar birbirine dik. Veya A ile B eksi P birbirine dik. Dikse zaten independent'tir. Burası önemli değil. Burası ileride anlamlı olacak. Ama aslında böyle bir analiz yapabiliyoruz. B'nin A'dan bağımsız olan kısmını bulmak istersek A'ya iz düşümünü B'den çıkartarak A'ya dik olan kısmını bulabiliriz. Şu ikisi birbirine eşit. İkinci yol P eşittir projection matrisi çarpı B yolu. A transpoz bölü A transpoz A'dan projection matrisini buluyoruz. A transpoz A 9. A transpoz da şuradaki matris. A'dan A transpozu buluruz zaten. B'de 1, 1, 1. Dolayısıyla şu işlemi yapınca yine projection çıkıyor. B'de projection çıkıyor. Ama bir matris hesaplıyoruz. Yani bu zahmetli bir şey. Bunu genelde yapmayız. Tek bir nokta için projection yapıyorsak soldaki yöntem daha iyi. Şurada göstermiştim. X'i bulacağız. A ile çarpacağız. Ezberlemenize gerek yok. Ama formülü çok zor değil. A transpoz bir A transpoz A. Yani A'nın A'dır product'ı bölü inner product'ı. Şunu bilseniz yeterli. Ama ikinci projection yolu da şu. Projection maddesiyle B'nin çarpımı. Altta da o yol var. Burada. Bir ufak detay ileride lazım olacak. B'nin A'ya dik olan komponentini bulmak demek B eksi projection demek. Başta ne demiştim? A yönündeki D'yi A yönünde bir doğru olarak tanımlıyoruz. Burada A'nın unit vektör olması falan gerekmiyor. Sebebi de şu. Projection maddesi A transpozun A transpoz A olsun. A yerine alfa'yı kullanalım. O zaman ne olur? Her şey alfa ile çarpılır. Dolayısıyla bir alfa kare katları gelir. Ama bunlar sadeleşir. Sonunda yine P çıkar. Dolayısıyla projection matrisi A vektörü de alsak, 2A veya eksi A vektörü de alsak aynı projection matrisi çıkıyor. Bu da normal. Çünkü vektörü basis vektörü olarak düşünün. Basis vektöründe çarpsak bir katsayıyla yine aynı basis'i, aynı subspace'i, yani aynı line ifade ediyoruz. Dolayısıyla projection'da değişmemesi lazım. Line değişmediği için. Şimdi genelleyeceğiz. Genellemek de şöyle oluyor. Artık subspace'imiz herhangi bir dimension'dan oluşabiliyor. Dolayısıyla subspace'i ifade eden bir tane A olmayacak, D tane A vektörü olacak. Subspace'i ifade eden vektörleri nasıl ifade edebilir? Bunlar basis function olmaları lazım. Yani bildiğiniz gibi subspace'i span eden independent vektörler kümesi.
O zaman beynin projection'ı şu şekilde ifade edilebilir. Yani beynin subspace'de bu seferki komponenti ne olacak? Yani şöyle düşünelim. Beynin subspace'e nasıl çizeceğim? Şöyle bir subspace olsun. İki vektörden oluşuyor olsun. Bizim vektörümüz de şu. Bu vektörün vektörü yukarı doğru, bize doğru gidiyor olarak hareket edelim. Yani şöyle bir komponenti var. Dik. Şöyle ikinci komponenti var. Şöyle de üçüncü komponenti var. Ekrandan çıkan komponenti var. Şekil yanlış oldu. X, Y, Z, 3 boyutlu uzaydayız. Nasıl yapacağız? Şöyle bir vektör var. Vektör x, y, z boyutları var. Vektörün iz düşümü şu. Vektörün hem x hem y hem de z pozitif yönleri var. Vektörün iz düşümü şu vektör. Bu vektör nedir? X yönünde şu kadar. Y yönünde de şu kadar komponenti var. Yani XZ planine iz düşümü demek, XZ planine iz düşümü demek şu vektör demek. Bu vektörü bulabilmek için X ve Z'yi ayrı ayrı iz düşümlerini bulsak ve toplasak, yani şu iki vektörün toplamı yine bu vektör eder. İşte burada bunu uygulayacağız. Yani ayrı ayrı iz düşümlerini bulacağız. Toplayacağız. Buradaki x'lerin hepsi bu kadar. Dolayısıyla biz bu çarpımı bildiğiniz gibi ax olarak ifade edebiliriz. A'nın sütunları A1, A2, AD olacak. X de X1, X2, X'den oluşacak. O zaman problem neye dönüştü? X vektörünü bulacağız. Şu X vektörünü bulacağız. A ile çarpınca B'nin projection'ı çıkmış olacak. Buradaki subspace'in basisleri A1, A2, AD basisleriydi. Şimdi bunlardan A'yı oluşturduk. O zaman subspace neye eşittir? A'nın column space'ine eşittir. Yani bir B'nin bir matrisin column space'ine projection'ı demek x'i bulup ax ile çarpmak demek. Buraya kadar soru var mı? Tamam. Şimdi o zaman ne yapacağız? A'nın
column space'ine, yani A1, A2, AD'nin oluşturduğu subspace'i projection'ı bulacağız. Onu bulmanın yolu x'i bulup A2'sine çarpacağız. Şimdi neyi biliyoruz? B'den P'yi çıkartırsam bu subspace dışında kalan kısım olur. Bu subspace dışında kalan kısım bu subspace'e diktir. Dolayısıyla tüm A'lere diktir. Zaten B'nin örneğin A1 içerisinde kalan kısmını buradan aldım. Dolayısıyla ben P'yi çıkartınca A1 içinde kalan kısmını çıkartacağım için kalan kısım A1'e diktir. A2 içerisinde kalan kısmını burada buldum. B-P yapınca A2 içinde kalan kısmı da çıkacak. O zaman kalan kısım A2'ye dik olacak. Dolayısıyla projection alınca tüm vektörleri dik olmuş olacak. Kısacası subspace dik olacak diyebiliriz. B eksi P is perpendicular to B eksi P on column space'ini yani sub space'imizi dik. O zaman ne olacak? A1 transpoz B eksi P yerine AX yazdım. B eksi P, B eksi AX. A1 transpozun çarpımı 0. Tüm AI transpozlarda çarpımı 0. Bunu şu şekilde yazabilirim. B eksi AX bir vektör. A1 transpoz da bir row bildiğiniz gibi. Bu row'la B eksi AX'in çarpımı 0. Örneğin şu row'la B eksi AX'in çarpımı yine 0. Bu çıktı. Şimdi şu ne oldu? A transpoz maddesi oldu. Şimdi şurada dik olma anlaşılmamış. Ne demiştim? B'den P'yi çıkartınca örneğin bu vektörde kalan kısmı çıktığı için bu vektörü dik. Bu vektörde kalan kısmı çıktığı için bu vektörü dik. Yani her vektöre olan projection'ını P'de saklı. Dolayısıyla B eksi P yaptığınızda vektörlere olan projection'lar P'den çıkartılıyor. Dolayısıyla B eksi P bu vektörlerin hepsini dik. Bir subspace'in tüm basis fonksiyonlarına basis functions mı yazmışım? Bir saniye. Yani yanlış değil ama kafa karıştırmasın. Dolayısıyla tüm vektörleri dikse o vektörleri tanımladığı subspace'i de diktir. Bu vektörlerin tanımladığı subspace ne? A'nın column space'i. Aslında burada şu vektörlerin subspace'ini dik demek istedim. Hatırlıyorsanız null space'li row space dikti. Neden? Null space'deki bir eleman tüm row'lara dikti. Tüm row'lara dikse row space'ine dikti. Aynı mantık. Dolayısıyla şurada ne oluyor? A transpose maddesiyle B eksi AX'in çarpımı 0 oluyor. D tane equation'ı aldık.
matris çarpımı problemi haline getirdik. İşimizi kolaylaştırmak için. Demek ki bizim projection'daki A'nın çarpımında projection'ı verdik x şu denklemi çözüyor. Şu denklemi çözüyormuş. O A transpoz B eksi A transpoz AX eder. Oradan da A transpoz AX eşittir. A transpoz B eder. Şimdi burada A transpoz A farkındaysanız skaler değil. Matris. Dolayısıyla karşı taraf atıp bölüldüğü geçmiyor. Farkı bu. Bir önceki problemde şu sayılar skalerdi. Matris değildi. Şu ifadeler. Dolayısıyla direkt x bir skalerdi. Burada x bir vektör ve sarı ifadeler matris. Pardon, sol şu matris, şu vektör. Dolayısıyla B'nin bir subspace'e projection'ı demek o subspace'ten basis vektörlerinden A'yı ifade ediyor. Artık problem B'nin A'nın konum space'ine projection oldu. Bu da X'i bulup AX'i hesaplamak demek. X'i bulmak da şu denklemi çözmek demek. A'ları alıyoruz. Yan yana dizip A'yı oluşturuyoruz. Şu denklemi çözüyoruz. Çıkan X'i A ile çarpıp P'yi buluyoruz. Subspace bu kadar. Projection of B onto A is. Buraya da yazmışım zaten. Anlaşılsın diye. Subspace bu kadar. Projection bu kadar. Ve bunu kullanacağız. Örnek vereyim. Şimdi A matrisi bu. Daha doğrusu iki tane vektör bu. Bu iki vektör subspace'imizin basis vektörleri. Ondan A'yı oluşturmuşum. B'nin o subspace'e projection'ını soruyor sonra. Bunu sor, projection'ı bulmak demek, şu denklemi çözmek, sonra da AX'i hesaplamak demek. Bu denklemi çözerken arkadaşlar, A transpoz A'yı alıp ne yapabilirsiniz? A transpoz A'nın inverse ile çarpabilirsiniz. O zaman ne olur? X eşittir. A transpoz A inverse A transpoz B olur. Bu aslında işinizi zorlaştırıyor. Çünkü matris var, inverse alıyorsunuz vesaire vesaire. Aslında bu kötü bir yol. Yapmanız gereken şu. A transpoz A nedir? Bir matristir. Bu matris hesaplarsak şu ediyor. A transpoz B bir vektördür. Bu vektörü hesaplarsak şu ediyor. Yani aslında problemimiz şu denklemi çözmek oldu. A transpoz A burada. A transpoz B burada. X de burada. Şimdi bunları hesapladınız. Şu denklemi çözeceğiz. Bu denklemi Gauss'un elinden sonra çözebiliriz. Çözdük. X'i bulduk. Sonra X'i A ile çarpıyoruz. Ve projection'ı buluyoruz. Doğru yaptıysak bu projection çok önemli değil gerçek kontrol etmeniz. B eksi P'nin özelliği ne olması lazım? B eksi P A'nın her büstüne dik olması lazım. Mesela B eksi P nedir? 1 eksi 2 1'dir. 1 eksi 2 1.
Bakalım gerçekten de ilk yine dik. Şuna bakalım, buna dik mi? Evet, buna da dik. Gördüğünüz gibi B eksi P A'nın iki sütunlarına dik. Demek ki doğru yapmışız. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir denklem çözüyoruz. Bir matris çarpımı yapıyoruz. Bir matris vektör çarpımı yapıyoruz. Sonra denklem çözüyoruz. Sonra A ile çarpıyoruz. Uzun bir işlem. Evet. Ama şöyle düşünebiliriz. Normalde eğer diyelim bir tane B'nin değil de 10 tane vektörün projection'ı hesaplayacak. O zaman bunların hepsini 10 kere tekrar etmemiz lazım. Onun yerine pratik yolu projection matrisini buluruz. Projection matrisini çünkü bir kere bulacağız. Ondan sonra 10 tane projection her biri için birer tane çarpma yapacağız. Dolayısıyla çok fazla sayıda nokta varsa projection matrisinden gitmek daha iyi. Ama bir tane nokta varsa bu yolu kullanmak daha iyi. Bu örnek anlaşıldı. Bu örnek önemli. Tamam. Dolayısıyla projection matrisinin A'nın sütunlarına P dik değil. B eksi P dik. B'den P'yi çıkarttım. 1, eksi 1, 2, eksi 1 buldum. B eksi P. B eksi P A'nın sütunlarına dik. Buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdi bu kadarı bilseniz yeterli. Ama bir de projection matrisinin buradaki formülü bulmamız lazım. O da şu. A transpoz A'nın inversiyle iki tarafın inversiyonu alalım. Ne olur? Şunlar gider. X'in formülü çıkar. X'i bu formülle de bulabilirsiniz isterseniz. O biraz önce gösterdiğim şu denklemi çözmeden. Ama aslında bu daha zor. Çünkü inverse falan alıyorsunuz. X'i çöp bulduk diyelim. Başta A ile çarparsak ne olur? P'yi buluruz. P o zaman AX. Yani şu. Şuradaki en sağda B var. Diğer hepsi A. O zaman B dışında kalan kısım P matrisi. Yani projection matrisi. Yapabileceğiniz şey en doğru yol. Şu denklemi çözüp Px hesaplamak. Sınavda genelde benim gördüğüm formülü ezberliyor bazı tam konuya hakim olmayan kişiler. Formülü ezberleyip uygulamaya çalışıyor. Dolayısıyla birincisi kesinlikle zaman kaybediyor. İkincisi formülü yanlış hatırlamasa bile formül uzun olduğu için işlem hatası yapıyor. Yine doğru sonuca ulaşamayabiliyor. Ama X'in formülü bu. X'i bulup PAX yapabilirsiniz. Veya P'nin formülü bu. P'yi bulup PB yapıp yine bulabilirsiniz. Yanlış yol olduğu için ve zorlaştırdığı için bir de ezber olduğu için hiç gerek yok. Özeti de burada verdim size. Projection bulmak demek aslında şu denklemi çözmek demek. Onu çözüp buluyorsunuz. Bu projection matrisi ile ilgili özellik bir önceki bölümde line'daki projection matrisindeki tüm özellikler geçerli. Niye? Çünkü bu zaten genel hali. Line sadece bir dimensional haliydi.
Örnek verecek olursak, p kare için p'yi 2 kere yazdım. Şurası A transpoza, burası A transpozdan iniyoruz. Bunlar gider. Geriye kalan kısım p zaten. Demek ki neymiş? P kare p'ye eşitmiş. Dolayısıyla p ile işlem yapmanız gerek yok. Ama p karenin p'ye eşit olduğunu göster dersen gösterebiliyor olmanız lazım. Veya p kare değil, bir tane uydurduğum matrisi belirseniz. Bir de p simetriktir her zaman. Neden? Transpozunu alalım. Şu ifadenin transpozunu alıyorum. A transpozun transpozu A. A transpoz A'nın eksilisinin transpozu geldi. A'nın transpozu A transpoz. Şu eksi 1 ile transpozlar yer değiştirebiliyordu. Yer değiştirdim. Sonra A transpoz A'nın transpozu. A'nın transpozu olur. A'nın transpozu A transpoz. A transpozun transpozu A. Ne çıktı? P çıktı. P transpozu P'ye eşitmiş. Demek ki P simetrik matrismiş. Bu da bir alıştırma oldu bizim için. P'nin böyle özellikleri var. Ama dediğim gibi konunun özetine gelirsek bir basis vektörlerle ifade edilen subspace'e projection yapmak istiyoruz. Onun yerine A'yı oluşturuyoruz. O subspace şimdi A'nın column space oldu. O subspace olan projection'da X'i bulup A ile X'i çarparak P'yi hesaplamak. Problemin geometrisinin analizinden geometrisi dediğim ne? B eksi P her vektöre dik olmalı. Yani subspace'e dik olmalı. X ile ilgili şöyle bir formül çıkıyor. Bu denklemin çözümü X'i bulmak demek. O zaman ne yapıyoruz? A transpoz A'yı buluyoruz. A transpoz B'yi buluyoruz. Denklemi yazıyoruz. Sonra denklemi çözüp X'i buluyoruz. X ile A'yı çarpınca projection'ı buluyoruz. Doğru yaptıysanız B eksi P A'nın sütunlarına dik olmalı. Bir de projection matrisinin formülü var. Projection matrisi ne zaman kullanıyorduk? Mesela 3 tane noktanın projection'ı bulmak için 3 kere böyle denklem çözmek yerine 1 kere bu formülü hesaplarız. Yani bir kere inverse alırız. Sonra 3 kere matris vektör çarpımı yaparak 3 tane projection'ı buluruz. P burada işe yarıyor. P'nin de güzel özellikleri var. P kare P eşit. P simetrik gibi. Evet. Şimdi ara verelim. 5 dakikamı verelim, 10 dakikamı verelim arkadaşlar. Tamam. 35 geçe başlayalım. Sorusu olan var mı? Yok. O zaman 35 geçe görüşmek üzere. Bir notlara bakarsınız, öbür dersin başında sorabilirsiniz. Tam oturmaya geldi.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Geçen derste ilgili sorusu olan var mı? Tamam. Şimdi least squares approximation öğreneceğiz. Ax eşittir b'nin her zaman çözümü yok. Bunu biliyoruz. Ne zaman çözümü yok? B A'nın column space'inde değilse çözüm yok. B'nin A'nın column space'inde olmaması ne demek? A ile X'i çarpınca B'yi eşit eden bir X yok demek. Şöyle ifade edeyim. B A'nın column space'inde yok demek. Öyle bir X bulamıyoruz ki A çarpı X B'ye eşit olsun. Yani şu eşitliği veren X yok. O zaman ne yapmak isteriz? Öyle bir X bulalım ki tamam B'yi vermesin. Ama olası tüm X'lerden A çarpı X B'ye en yakın olan olsun. Yani A çarpı X'lerin hepsi arasından B'ye en yakınını veren X'i bulalım. İşte bu probleme least square approximation deniyor. Yani cevaba en yakın B'yi veren ifade. Yani ne olmuş oluyor? AX eşittir B değil de B'ye en yakın ifadeyi buluyoruz. Bu B'ye en yakın olduğunda normalde ne isteriz? B ile farkının sıfır olmasını isteriz. İdeali bu. Ama sorunun çözümü yok. Sorunun çözümü yok demek B ile farkını B eksi A eksi sıfır yapan bir X yok. O zaman şunun olabildiğince küçük olmasını isteriz. Buna da error diyeceğiz. Yani öyle bir X bulalım ki error'ümüz olabildiğince az olsun. B eksi A eksi olabildiğince az olsun. Amaç bu. Şimdi kalkülüs olarak şöyle analiz edebiliyoruz. Genelde özellikle makine öğrenmesi de olsun. Makine öğrenmede göreceksiniz çok çok örneğini. Veya başka problemlerde olsun. Genelde ideal sonuç bu bulamayacağız matematiksel olarak. Veya problemimiz hani nasıl ifade ettiğimize göre değişiyor. Öyle söyleyeyim. Bir cost function tanımlarız. Bir fonksiyon. Problemde bizim amacımıza yönelik faydalı olacak bir şey. Ve onun örneğin o bir eğer cost fonksiyonuysa buradaki gibi onu azaltmaya çalışırız. Veya genel olarak o fonksiyonu optimize eden cevabı bulmaya çalışırız. Burada b eksi a x'i azaltmaya çalışıyoruz. B eksi a x nedir? Bir vektördür. Değil mi? Bir vektör. O zaman bu vektörün kendisini azaltmak yerine örneğin renklerini azaltabiliriz. Vektörün renklerini azaltırsak olabildiğince küçültmüş oluruz. Bunu yapmak zorunda değildik. Başka şeyler de tasarlayabilirdik. Ama least square approximation'da vektörün renklerini azaltmayı amaçlıyoruz. Vektörün renklerini azaltmak için türev aldığımızda ve sıfıra eşitlediğimizde 2 buraya gidiyor. AX'in türevi A transpoz oluyor. Daha doğrusu şunun normal türevi 2 çarpı AX eksi B. İçinin türevi ise A transpoz. Buradan 2 önemli değil sıfır eşitlediğimiz için. A transpoz AX eşittir A transpoz B çıkıyor. Bu bulduğumuz formül
Farkındaysanız projection ile aynı formül. Yani AX eşittir B'yi en iyi en az hatayla bulan çözen X, yani AX eşittir B'nin least square approximation'ı veren X deme, B'nin B'nin A'nın column space'ine projection'ı alsaydık o projection'ı verecek olan X de aynı şey. Yani B'nin A'ya olan projection'ını analiz etmeyle A X eşittir B'nin least square approximation'ı bulmak aynı şey. Şu matematik önemli değil. Türev kuralları falan vektör karışık. Ben de tam bilmiyorum zaten. Önemli olan şu. AX eşittir B'nin least square approximation demek B'ye en yakın değeri veren X'i bulmak demek. Yani şuna olabildiğince küçük yapmaya çalışan demek. Bu da zaten bir önceki şeyden gördüğümüz gibi şu denklemi çözen X'i bulmayla aynı şey. Özeti bu. Şimdi yorumlamaya geçersek. Şimdi neyi arıyoruz? Normalde B A'nın column space'inde olsa X'i bulurduk. Şimdi B A'nın column space'inde olmadığı için X'i bulamıyoruz. Ama B eksi AX'i minimize etmeye çalışıyoruz. Bu ne zaman minimize olur? A kolum AX AX ne? Column space uzayı değil mi? AX'ler demek column space'i gezmek demek. Bu column space'te B'ye en yakın noktayı bulursam o zaman bunu hatayı azaltırım. Yani B'ye en yakın noktayı veren AX'i bulursam. Bu ne? Projection zaten. Yani column space'te B'nin projection'ı bulayım. Ne yazıyor? Okuyalım. AX B'ye olabildiğince yakın olmalı. Bu ne? B'nin A'nın column space'ine projection'ı. Yani kısacası P eşittir AX. P'yi bulayım. Bu A'nın column space'indeki B'ye en yakın nokta. Böylelikle de neyi başarmış olurum? B eksi P is minimum error. Böylelikle de B eksi P'yi minimize etmiş olur. Şimdi evet, tüm dokümanı yanlış yazdım. Teşekkürler. Beraber düzeltelim arkadaşlar. Şimdi CA zaten column space demek. CA transpose row space demekti. Dolayısıyla bu dokümandaki
Bu dokümandaki CA transpoz olan her şey aslında CA arkadaşlar. Başka yok mu? Tamam, CA yazdım zaten. Which is column space of A demişim, doğru. Tamam, yeterli. Tamam. Şimdi özetle column space'de olacak. Evet. Ne dedik? B ile arasındaki farkı column space'de olup en azı veren şey projection. B eksi B en düşük. O zaman projection'ı çözen x'i bulurum. Ama projection almaya gerek yok. Direkt x zaten cevap olur. Yani farkı öncekinde projection'ı bulmak için x'i bulup a ile çarpıyordum. Burada bu denklemi çözüp x'i bulduğumda direkt zaten şu hatayı en düşük yapan bulmuş olacak. Yorumu da bu. O yüzden aynı formül çıktı. Burada şu önemli. Şunu minimize etmeye çalıştığım için böyle çıktı. Ben buraya bambaşka bir hani şeyi minimize etmeye çalışırdım. Başka bir formül çıkabilirdi. O önemli. Unofficial approach, yani genelde düşünülen yöntem. Bu teknik olarak tam doğru değil. Ama akılda tutmanız için, yani bir önceki projection formülüyle şimdiki Lissuker formülü, zaten aynı formül, aklında tutmanız için pratik bir yol. A eşittir B'yi çözemiyoruz. O zaman iki tarafın A transpozu soldan çarpıyoruz. Ne oluyor? A transpoz A eşittir. A transpoz B oluyor. Bundaki umudumuz şu. A transpoz A umarız invertible olsun. Böylelikle de bu denklemi çözebilelim. Yani A eşittir B'nin çözümü yoktu. İki tarafı soldan A transpozla çarptık. Belki A transpoz A'nın çözümü vardır. Ümidiyle yapıyoruz. Onun için garantisi yok yani. Bu yön böyle bir A transpoz A ile çarptım da çözüm bulacağım diye bir kural yok. Onun için hani tam matematiksel değil yani. Ama bu şekilde akıllı tutabilirsiniz. Soldan A transpozla çarptım. Problemi değiştirdim. Şimdi bu denklemi çözüyorum. Şimdi arkadaşınız şunu minimize ediyoruz. O zaman bulduğumuz sonucu karekökün almamız gerekir mi gibi bir soru soruyor. Şimdi bunu minimize etmeyle bunun karekökünü minimize etmek aynı şey. Dolayısıyla kolay olduğu için hani AX eşittir B'nin uzunluğunu minimize etmeyle karesini minimize etmek aynı kapıya çıkacak. Ama farkı bu şu. Uzunluğunu minimize ederken dot product'ın kareköküyle uğraşacağız. Karesini minimize ederken dot product'la uğraşacağız. Dolayısıyla genelde bir fonksiyon örneğin ne olsun? İşte 3x, yok 3x demeyeyim.
Atıyorum. Hata hesaplaması yapacağız. B eksi x'i bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla x'i tahmin ediyoruz. Amacımız bunun arasındaki farkın bizim tahminimizle gerçek değerin olabildiğince düşük olması. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Mutlağını minimize edebiliriz, değil mi? Ama genelde mutlağı zor diye x eksi x'in tahmininin karesi minimize edilir. Mutlak ulaşmamak için. Çünkü yani şu sonucun eksi bir olmasıyla bir olması aynı şey. Mutlağını yapmak zorundayız. Onun yerine karesi yapılır. Ama ikisi aynı kapıya çıkar. İkisinde de amacımız bizim bulduğumuz sonucun ne kadar başarılı olduğunu bulmak değil. Amacımız error'ü bulmak değil yani. Amacımız en düşük error'ü veren sayıyı bulmak. Dolayısıyla amacımız x'i bulmak. X'i bulmak olduğu için x'i bulduk, işimiz bitti. O error'la uğraşmıyoruz. Ha, uğraşırken o error'ı en son bulunca karesini alırız almamamız çok kritik değil. Sonuçta bir metrikle karşılaştıracağız. Örneğin x 3 olsaydı error'ümüz 5 iken x 2 iken error'ümüz 1. O zaman x'in 2 olması daha iyidir. Kareköklerini de alsak almasak da aynı kapıya çıkacak analizimiz. Onun için o önemli değil. Özetle projection ve least square'ı ezberlemek istiyorsanız a eşittir b'yi çözmek istiyoruz. Onu çözülmediği için iki tarafın a transpozda soldan çarpıp bunu çözüyoruz. Bunu çözünce çözebiliyoruz. Least square'de bu denklemin çözümü en düşük hatayı veren çıkıyor. Projection'da bu denklemin çözümünü a ile çarpınca projection çıkıyor. Şimdi size bir denklem versem A ve B çözümü olmasa ve x'i bulsanız zaten yapılır matematik. Ama buna bir uygulama yapalım. O da line fitting. Line fitting şu. Biz bir problemin doğasının bir denklemle ifade edildiğini biliyoruz. Yani bir denklemle ifade ediliyor. Ama o denklemin formülünü bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? O denklemle ilgili problemden deneyler yapıyoruz. Eksperimentler ve örnekler topluyoruz, sample'lar topluyoruz. Mesela bunu bir anket gibi düşünebilirsiniz. İki parametre arasında ilişki var. Bir anket yapıyorsunuz veya bir şey yapıyorsunuz. Belli değerler alıyorsunuz. Sayılar hesaplıyorsunuz. Şimdi bu gerçeği yansıtıyor mu? Tam yansıtmıyor. Veya işte bir yerin voltajını ölçüyorsunuz. Gerçeği yansıtıyor mu? Yansıtmıyor. Siz ne yaptınız? Quantization yaptınız. Bilgisayardaki her şey mesela. Dolayısıyla gerçeği bilmiyoruz. Gerçeğin gürültüyle biraz bozulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bulduğumuz denklem oradaki sayıları mükemmel cüklüğe oturmayacak. Mesela nasıl olacak? Sayılar şöyle olacak. Kötü oldu. Mesela şöyle noktalar var. O zaman biz şöyle bir denklem bulacağız. Noktalar şöyle olsaydı şöyle bir denklem bulacaktık. Ama gördüğünüz gibi mükemmel oturmuyor problemi. Yani şu. Şu noktaları anlatan en iyi line hangisi matematiksel? Amacımız bu. Dolayısıyla amacımız şu. Yani burada bir tane B vardı. Şimdi gelelim oraya. Amacımız hatayı olabildiğince azaltmak. Line ekvajini nedir? Ax eşittir. Ax artı B'di. Burada A ile B'yi input output için kullanacağım. Mesela şöyle düşünebiliriz. Bir girdiğimiz giriyor A1. Sonra çıktı da B1 olarak çıkıyor. Biz de bu ikilileri topluyoruz. Ve amacımız denklemi oluşturan C ile D'yi bulmak.
O zaman nedir? CA1 çarpı, pardon, CA1 artı D eşittir B'dir. Bu noktalardan M tanesini toplamış olalım. Sonuncusu ne olacak? X yerine AM yazıyoruz. CAM artı D eşittir BM. Şuradaki denklem yani. Normalde ideal halinde bunların hepsi sağlanmalıydı. Örneğin bir noktamız var. Ne olsun? X'imiz 1, Y'miz 3. O zaman şu sağlar değil mi? O zaman C2, D1 diyebiliriz. Ama ikinci bir nokta geldi diyelim. 0'a 1. 0'a 2 olsun. Şimdi 1 ile çarpıp 1 eklemek sağlamıyor. O zaman C2 D1 değilmiş. İkisini aynı anda sağlayanı bulmamız lazım. O zaman ne olacak bu? 2 ekleyeceğiz. 1 ile çarpacağız. Şimdi üçüncü bir denklem yazdım. Üçüncü denklemi yazarsam üçü de independence, üçün aynı anda sağlama ihtimali var mı? Mesela 0, 1. Şimdi şu C'ye 1 dedim, D'ye 2 dedim. Aynı anda sağlıyor. Şimdi C'ye 1, D'ye 2 deyince ne oluyor? Sağlamıyor. Zaten değişken sayımız 2. Değişken sayımız 2 olduğu için 2'den daha çok independent denklem varsa sağlaması imkansız. Biz zaten M tane toplamışız. Şunların hepsini aynı anda sağlamak imkansız. Biz olabilecek en yakın hatayla sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bakarsak şu şekilde yazdım. A1 C artı 1 D eşittir B1. Şu denklemin aynısı oldu. Şu matristen equation denklemine dönüştürdüm. A eşittir B equation'a dönüştürdüm. Ne yapıyoruz? İlk vektör şöyle yazayım. İlk vektör AI vektörü. Onu C ile çarpıyoruz. AI vektörünü C ile çarpıyoruz. İkinci vektör bir vektörünü D ile çarpıyoruz. Yandaki BI vektörüne eşit. Bu daha net oldu herhalde. Bu şekilde problemi dönüştürdüm. O zaman şimdi AX eşittir B'yi bulacağız. Örneğin M tane nokta varsa A transpoz A bu çıkıyor. A transpoz B bu çıkıyor. Buradan buluruz. Veya 4 tane örneğimiz olsun. A'yı yazarsak buraya A'iler yazılıyor. 0, 1, 3, 4'ü buraya yazdım. Sağ tarafa B ile yazılıyor. 0, 8, 8, 20 ile sağa yazdım. Şimdi bu denklemi çözeceğim. A transpoz A burası. A transpoz B burası. C'yi çözersek 4'tür. Ben size en az hatayı veren denklemi sordum. Dolayısıyla cevabımız şu. Şimdi bu sorunun A şıkkıydı. B şıkkı da hata ne kadar hata? Buna mean square error deniyor. Mean square error demek error'ların yani hataların
Yani burada Y dedim. Output Y. Gerçek output Y. Şapka estimate. Yani bizim hesapladığımız tahmin değer demek. Y'nin hesapladığımız değer arasındaki fark nedir? Hatadır. Bunun karesini alırsak error'ların square olur. Bunları toplayıp m'ye bölersek de mean'i yani ortalamasını almış oluruz. Yani mean square error demek error'ların karelerinin ortalaması demek. Gerçek değerden bizim tahminimizi çıkartıyoruz. Kareleri toplayıp m'ye bölünce ortalamasını almış. Şimdi şöyle düşünebiliriz. 0, 8, 8, 20 gerçek değerlerdi. İdealinde tam olarak 0 gelince 0, 1 gelince 8, 3 verince 8 çıkan bir denklem bulmam lazım. Ama böyle bir denklem yok. Dolayısıyla 0 verince 4 çarpı 0 artı 1'den 1 buluyorum. Ama gerçekte 0'dı. 1 verince 4 çarpı 1 artı 1'den 5 buluyorum. Ama benim bulmak istediğim şey 8'di. Şunlar hatalar. Karelerini topladım, 4'e böldüm. 11. Bu da mean square error oluyor. Yani bir nevi bu line equation'ın bu sample'lara ne kadar güzel uyduğunu gösteriyor. Bu ne kadar düşükse o kadar iyi demektir. Ne kaldı? Sayfa kalmış. Hızlı mı gittim arkadaşlar? Anlaşılıyor mu? Şimdi ikinci bir örnek yapacağız. Bu ne? Ha, tamam. Şimdi bu mean square error'dı. Mean square error'ı böyle tanımladım ben size. Yani gerçek değerler eksi benim fonksiyonumun, sistemimin elde ettiği çıktılardan bir hata hesaplıyoruz. Hataların karelerinin ortalaması. Bu formülü ezbere bilmeniz gerekiyor. Ama formülü bilmeniz için tek yapmanız gereken mean square error cümlesinin Türkçesini bilmek. Mean ortalama demek. Hataların karelerinin ortalaması. Dolayısıyla bu formül çıkıyor zaten. Ve formülü mükemmel yazmanıza gerek yok. İşlemleri yapabildiğin yeter. Buradaki y, şapka harfleri çok önemli değil yani. Şimdi şeyi hesaplayalım. Biz ms'ye bulduk 11 değil mi? 11'in bir anlamı var mı aslında? Şu anda yok bizim için. Ama şunun bir anlamı var değil mi? Çünkü neden? Bulduğumuz x bunu olabilecek yani tüm x'ler arasında en düşük bu değeri veren x'ti. Y şapka bizim tahminimiz. O da A'yız. A'mız buydu. CD olarak 4 ve 1'i belirledik. Dolayısıyla A dediğimiz ne? Noktalar matrisi. Noktalar matrisiyle line'ın parametrelerini çarparsak bizim tahminimiz çıkar. Bu şunu diyor. Bizim denklemimiz 0 girdisi için 1 üretiyor. 1 girdisi için 5 üretiyor. Yani A'yız. Gerçek değer ne? 0, 8, 8, 20. Gerçek değer 0, 8, 8, 20. O da Y. Ondan bizim sistemin farkını çıkartırsam şu vektör çıkıyor. Bunun
Normunu alırsam, neyse norm terimi önemli değil. Bunun uzunluk karesini yani dot product'ını hesaplarsam 44 çıkıyor. Demek ki neymiş aslında? X error'lerin square'leri toplamını yazayım. Yazmışım zaten. Gerek yok. Demek ki neymiş? Toplam error şu şekilde ifade edilebilir. Hataların kareleri toplamı. O da 44. Zaten biz bunu minimize edeni bulduk. Bunu toplam eleman sayısına bölersek 1000 square. Ha karesini minimize etmişiz. Ha ortalamayı minimize etmişiz. Pardon. Ha toplamı, ha ortalamayı minimize etmişiz. Aynı şey. Birinde bir sabite bölüyoruz. Birinde o sabite bölmüyoruz. Dolayısıyla aslında bizim fonksiyon olarak şunu seçip bunu minimize eden x'i bulmaya karar vermemiz demek min square minimize etmek demek. O zaman listik bir problemin least square approximation'ı bulmak demek. O problemde minimum least square'ı veren çözümü vermek demektir. Dolayısıyla bu şu demek oluyor. Şurada mesela 4x artı 1 ya, bunu değiştirin. 4x artı 2 yapın. 3x artı 1 yapın. 3x artı 5 yapın. Ne yaparsanız yapın. Mean Square Error'ı daha küçük bir şey elde edemezsiniz. Yani daha iyi bir Mean Square Error veren line denklemi bulamazsınız. Çünkü zaten kalkülüsteki şey Sum of Square Error'ı azaltıyor. Zaten şöyle düşünün. Burada ben bunun yerine şuraya bir de 1 bölü M yazsaydım. M dediğim şey de B vektörünün boyutu. Ne olacaktı? Burada 1 bölü M gelecekti. Sıfıra eşitlediğim için gidecekti. Dolayısıyla aynı şey çıkacaktı. Yani aslında yaptığım şey buraya min square error formülünü yazdığımı düşünün. Bu formülü minimize eden x'i buldum. Dolayısıyla o x her zaman en küçük MSE'yi verecek. Dolayısıyla yapacağımız şey çok basit. Problemi alacağız. Problem şu. Buradan A'yı oluşturduk. Şu hale dönüştürdük. Bu hale dönüştürdükten sonra AX eşittir B'yi çözemediğimiz için A transpoz AX eşittir A transpoz B'yi çözüyoruz. Buradan bunu elde ediyoruz. Tabii şuradaki x'ler hani bir önceki konseptten gelen x'ler. Hani şeyle karıştırmayın. Gerçekten tamam, sorun yok. Bunu çözüyoruz. Sonra min square'ı hesaplıyoruz. Bu da bizim yapabileceğimiz en iyi hatayı veriyor. Yani şu problemin şurasını projection'la aynı. Sadece least square approximation'da size line fitting soruyorsam A'yı önceden tasarlamanız gerekiyor. Ve en sonunda da mean square error bulmanız gerekiyor. Şimdi son bir örnekle pekiştireceğim. Bu sefer line değil, bir parabola bulalım. Diyorum ki ben problemi ikinci dereceden bir en iyi problemi en iyi anlatan ikinci dereceden denklemi buluyorum diyorum. O zaman şimdi ne oldu? Y eşittir cx kare artı dx artı e oldu. O zaman a'yı girince x yerine a'yı yazacağım. C a'yı kare artı d a'yı
artı e eşittir bi olur. Şunlar sample'larım. Şimdi ne olacak? AI karelerle C çarpılacak. O zaman bu sütun AI kare oldu. AI'lerle D yazılacak. Burada D var. Bu sütunlar AI oldu. Birlerle E yazılıp E çarpılacak. Toplamı da BI oldu. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi A'mız bu. X bu. Bu da B. Şimdi ne yapacağız? Sayıları yerine koyacağız. Sıfırmış. X satıra sıfırın karesi ve sıfır yazıyorum. Karşısına 6 yazıyorum. İkincisi 1'miş. 1 kare ve 1 yazıyorum. Buraya 0 yazıyorum. Üçüncüsü 2. 2'nin karesi 2 yazıyorum. Buraya 0 yazıyorum. Bunu çözüyorum. Normalde ne olması lazım? Bunun çözümü olmaması lazım. Ama bu soruda 3'e 3'lük bir 3 tane nokta olduğu için çözebiliyoruz. Ama normalde bu sorunun mantığı da şudur. Yani AX eşittir B'yi çözemeyiz. Çünkü A'da çok fazla denklem var. 2 tane, belki 10 tane. Ama ben size sınavda çözebilmediğim 3-4 tane soracağım. Biz ne yapacağız? AX eşittir B yerine A transpoz AX eşittir A transpoz B'yi çözeceğiz. Ama burada size 4 nokta değil 3 nokta verdiğim için şunun çözümü var. Normalde çözüm olmayan bir şey vereceğim. Sonra X'i bulacağız. X'i bulduk. Şu. Demek ki line denklemimiz buymuş. Şimdi min square'ı hesaplıyoruz. Bakalım. Örneğin 1 girerse 3 eksi 9 artı 6'dan 0 çıkıyor. Gerçek değer de 0. Dediğim gibi burada 3 tane bilinmeyen var. Dolayısıyla ben size 4 nokta verseydim çözümü olmayacaktı. Ama 3 nokta verdiğim için çözümü var ve min square'ı 0 bulabildim. Mesela line fit etmeye çalışsaydık ne olacaktı? Line'da cx artı d var. Buraya x'leri yazıyorum. Yani 0, 1, 2. Şuradaki 0, 1, 2 yazıyorum. 6, 0, 0'ı da yana yazıyorum. Şimdi ax eşittir b'nin çözümü yok. A transpoz ax eşittir a transpoz b'nin çözümü var. Şunu çözünce de c'de eksi 3'e 5 çıkıyor. Bu çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun min square'ı 2 çıktı. Şimdi probleme parabola fit etmeye çalışınca olabilecek en iyi parabolanın denklemini yani parabola probleminin en düşük min square error'lu çözümünü buluyoruz. Min square approximation'da. O bu. Daha iyi fit eden yani bir şey bulamayız. Ama ne var? Biz ikinci dereceden bir fonksiyon değil, üçüncü dereceden bir fonksiyon bulsaydık ne olurdu? 3 tane parametre, 4 tane parametre bulurduk. Yani 3 boyutlu uzayda değil, 4 boyutlu uzayda hareket ederdik. Zaten üçüncü dereceden bir problem ikinci dereceni her türlü ifade eder. X eğer ikinci dereceden mükemmel çözüyorsa biz üçüncü dereceden çözmeye çalıştığımızda x küpün kat sayısını sıfır bulur zaten problem. Mükemmel çözüyorsa. Ama ekstra ikinci dereceden mükemmel çözemiyorsa üçüncü dereceden bir denklem daha iyi ifade eder. Dolayısıyla birinci dereceden bir denklem line yerine ikinci dereceden bir denklem yaptığımda min square error eğer problemi mükemmel çözebiliyorsak eşit çıkar, çözemiyorsak azaltır. Dolayısıyla ben buradaki para
equation'ındaki polinomun order'ını arttırarak bilgide daha iyi approximation yapabilir. Ama ne var? Atıyorum 100 yüzeyden bir denklem yazdım. Bu sefer ne olacak? Yani problemi aşırı diliklemiş olacağım. Çok iyi olmayacak. Gerçek hayatta da belli bir orada duruyoruz. Problemi o şekilde ifade etmiş oluyoruz. Çünkü dediğim gibi bu sample'lar mükemmel bir dünyadan gelmiyor. Yani bu sample'lara %100 fit etmeye çalışmıyoruz. İyice anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla daha çok sample alırsak işimiz kolaylaşır. Ama polinomun order'ını değiştirmezsek sample almamız ne yapar? Hatamızı arttırır. Ama sample aldıkça problemi daha iyi anlamamız işe yarar. Polinomu arttırdıkça da mean square error'ımız azalır. Burada böyle bir uygulama. Dolayısıyla m tane sample'ımız var. Önceden bize verilmiş bir denklem var. Veya biz anladık ki böyle bir denklemde iyi ifade edebiliriz. Bu denklemin en az min square error'la bu noktada en az min square error'la ifade eden denklemi bulmak demek bu problemi öyle bir AXSB'ye dönüştürüyoruz. Zaten bu denklemi AXSB'ye dönüştürüyoruz. Bu AXSB'yi de least square approximation'la çözüyoruz. O zaman çıkıyor zaten. Bu da bu şekilde. Dediğim gibi tek farkı least square approximation'da yine AXSB yerine A transpose A X eşittir A transpose B'yi çözüyoruz. Projection'da A ile X'i çarpıp ne yapıyorduk? Projection buluyorduk. Least square approximation'da X'ten mean square error hesaplayıp ne kadar güzel bir X bulduğumuza bakıyoruz. Bu least square approximation özetiyle. X'i bulup mean square error bulmak. Ama bir de fitting problemine özel uygulama olarak da şöyle bir denklemi şu şekilde ifade ediyoruz. Problemi artık least square approximation problemine dönüştürdük. Gerisi biraz önce anlattığım oluyor. Üçüncü labınızın konusu da büyük ihtimal bu olacak. %90 bu olacak. Şimdi burada bilinmeyenimiz C, D, E. Yani polinomun uzunluğuna göre bilinmeyen elde ediyoruz. Sample sayımız bize denklem veriyor. Farz edelim ki tüm denklemler birbirinden bağımsız. O zaman 3 tane sample alırsak bu problemi 3 tane değişken olduğu için tam çözebiliriz. Biz sample aldıkça bizim equation'ımız artıyor. Yani A'ya satır ekleniyor. Şuraya da satır ekleniyor. Ama şurası değişmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki 3 tane sample aldık. Yani biz aslında problemi en başta kaçıncı dereceden bir polinom fit edeceğimize karar vererek bilinmeyen sayısını sabitliyoruz. İkinci dereceden karar verdik. O zaman 3 bilinmeyenimiz var. O zaman niye sadece 3 sample almıyoruz? Çünkü 3 sample alırsak bu sorunun her zaman çözümü var. Her zaman min square error 0 elde ederiz. Ama bizim amacımız min square error 0 elde etmek değil. Problemi en iyi ifade eden polinomu bulmak. Dolayısıyla ne kadar sample alırsak o kadar iyi. Sample'ları aldık. Bu girdiler için şu output'u veren x'i bulmaya çalışıyoruz. İşte belli bir m sample için en iyi çözeni bulmak demek. Yani belli bir fix m sayısı için en düşük min square'ı bulmak, least square approximation yapmak. Dolayısıyla üçkağıtçılık yapıp daha az nokta alırsak min square azalırız. Amacımız o değil. Biz
bol sample alacağız. Problemi ifade edeceğiz. O problemi ifade eden CDE'yi bulmak demek. En düşük mean square error bulan CDE'yi bulmayı arıyoruz. Çünkü mean square error demek hataların karelerin ortalaması demek. O en düşük mean square error bulmak demek least square approximation. Yani A transpoz A'yı seçtir. A transpoz A'yı çözmek demek. Başka soru var mı? Dediğim gibi normalde 10 sample'ımız var. O zaman bilinmeyeni 10'a kadar çıkartabiliriz. Ama buradaki M'yi 1000 gibi düşünün. Böyle 10.000 gibi düşünün. Dolayısıyla birinci dereceden denklem yazmayız. Ne yaparız? Hani normalde haklısınız. M'miz kaç ise yani şuradaki bilinmeyen sayısını da M yaparsak yani polinomu M-1'ci dereceden yaparsak problemi mükemmel çözeriz. Ama bu sample'ları mükemmel çözmüş oluruz. Problem aslında dediğim gibi sample'lar mükemmel bir dünyadan gelmiyor. O sample'larda ufak hassasiyetler var. O zaman bize ufak hassasiyetleri yani gürültüyü de öğrenmiş oluruz. Dolayısıyla bu birinci dereceden bir denklemse biz birinci dereceden denklem çözmüyoruz. Diyoruz ki problemi 10. dereceden denklem güzel anlatıyor. O zaman ben 10. dereceden bir denklem fit diyoruz. Neden? Çünkü onun üstüne çıkarsam belki bu sample'ları güzel ifade ederim. Ama ben bu sample'ları ifade etmek istemiyorum. Yeni bir bilinmeyen sample geldiğinde mesela 3 gibi. 3 için B nedir onu bulmak istiyorum. Dolayısıyla problemi en iyi ifade etmek istediğim için polinomu da son böyle M'ye kadar götürmüyorum ki hani gürültüden gelen en ufak yanlış benim ölçüm yaparken ki yanlış ölçümlerimi hani makine öğrenmeye çalışınca bu dediğim approximation veya işte approximation problem falan ileride çözerseniz bu dediğimi anlarsınız. Soru var mı? Tamam, dediğim gibi denklem fit etmede üçüncü labın konusu olacak büyük ihtimal. Üçüncü labın konusu olursa geçen dönemin bir problemini geçen dönemin labının sorusunu veririm size çalışmanız için. Toplam dört lab olacak. Totoyu labını saymıyoruz. Kodunu verir miyim, vermez miyim bilmiyorum ama en azından bu olursa konu geçen dönemin labının sorusunu veririm. Tamam. Başka soru yok herhalde. O zaman cumartesi görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.